İzmir Selçuk Bülbül Dağı'nda bulunan Meryem Ana evinde her sene olduğu gibi 15 Ağustos tarihine denk gelen günde Azize Meryem Ana'nın göğe alınması bayramı kutlandı. İzmir Selçuk Bülbül Dağı'nda bulunan Meryem Ana evinde her sene olduğu gibi 15 Ağustos tarihine denk gelen günde Bakire Azize Meryem Ana'nın göğe alınması bayramı kutlandı. Türkçe ve İtalyanca yapılan ayin, Beyrut Havarisel Vekili Monsenyör Cesar Esayan tarafından yönetilirken, İzmir Latin Katolik Başepiskoposu Monsenyör Martin Kmetek, İzmir Başepiskoposluğu'nun özel kalem müdürü Peder Alessandro Amplino, Venedik'ten gelen Diakon Guglielmo ve İzmir Diyosezi'nden Diakon Nikola eşlik etti. Ayrıca Meryem Ana Evi Derneği'nin başkanı Noel Mikalev de kutlamada yer aldı. İzmir cemaati gönüllülerinden oluşan koro ilahileri söyleyerek ayine renk kattılar. Görkemli Kutsal Efkaristiya ayini başlamadan önce tören alayı şapelden çıkarak Sarnıç Karşısı'na gitti. Orada turfandalar, üzüm, ekmek, incir vesaire Monsenyör Martin Kmetek tarafından takdis edildi. Kutsal ayinde vahiy bölümünden ve Aziz Pavlus'un Korintlilere 1. mektubundan sözler okunduktan sonra Aziz Luka tarafından yazılan Mesih İsa'nın sözleri önce Türkçe olarak Diakon Nikola tarafından ardından İtalyanca olarak Diakon Guglielmo tarafından okundu. Monsenyör Cesar Esayan verdiği vaazında, Ortodokslar tarafından Meryem'in uykuya dalması ve Katolikler tarafından göğe alınması olarak adlandırılan bugünkü bayram, bizim gibi bir insan olan kız kardeşimiz Meryem Ana ile Tanrı arasındaki sadık sevginin bayramıdır. O halde bugün kutladığımız şey bir sevgi bayramıdır. Tanrı ile Meryem arasındaki şaşmaz sevginin şölenidir dedi. Öğleden sonra Meryem'in göğe alınması bayramı görkemli tesbih duasıyla bitirildi. Monsenyör Martin Kmetek, Monsenyör Cesar Esayan ve birkaç kişi şapelde, cemaatse dışarıda gölgede tesbih duası yaptılar. Sırasıyla farklı kişiler tarafından ve farklı dillerde İtalyanca, İngilizce ve Türkçe göklerdeki pederimiz ve selam sana adlı duaları katılımcılarla birlikte söylediler. Her duanın başlangıcında tesbihin 5 şanlı gizeminden her birini okudular. Tesbih duasının sonunda Sağ ol Kraliçe ilahisi Latince olarak ardından Alsancak Rosario Kilisesi'nin başrahibi Peder Igor Meryem Ana'ya yakarışlar ilahisini İtalyanca olarak söyledi ve herkes duayla karşılık verdi.